Fatiha maselavan. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu Kur'an'da Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'deki esas zulüm kavramı başkalarına olan yanlış davranışlardır. Yani öyle bir fiil yapacaksınız ki başkaları bundan zarar görecek. İşte bu başkalarına zulmetmektir. Bütün zulümler bir günahtır, derecat kaybıdır. Her günahımızda zaten kendimize zulmetmiş oluruz. Yetmez her zulüm bir bağ kavganın da başlangıcıdır. Arkasından şeytan devreye girecektir. Spiral giderek yukarıya doğru tırmanacaktır. Nefsimize hakim olmadığımız sürece nefsimiz mutlaka intikam alacaktır. Bunun son noktasında birisi cezaevine, öteki mezara girecektir. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insan innehu kanu zelûmen cehûle." Yani cehaletin hakim olduğu her noktada zulüm vardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, ayetlerden gafil olanların aynı zamanda cahiller olduğunu buyuruyor ki ve cahil devamlı etrafına zarar veren bir konumdadır. Evvela etrafına zarar veriyor. O sebeple akılsız bir dostun olacağına akıllı bir düşmanın olsun diye bir söz konusu. Akletmeyen insanlardan dost olmaz. Akledenlerden de düşman olmaz. Öyleyse her halükarda cehaletten kurtulmamız gerekir. Cehaletten kurtulduğumuz her noktada kendimize zulmetmekten de adım adım kurtulacağız. İkinci sual, haset ve düşmanlığın mütevası nedir? Haset mefhumu nefsimizin çok önemli bir afetidir. Haset başkalarının kötülüğünü istemeniz demektir. Hasedin muhtevasında başkasına verme, veriyorsan onları da geri al. Sadece bana ver. Demek ki başkasına verme, veriyorsan onları da geri al, sadece bana ver. O itibası yatar ki kıskançlık burada hasede çok benzer. Hasedin yanı başında bir düşmanlık vardır. Haset sahibi düşmandır. Düşmanlıktan bugüne kadar hiç kimseye bir fayda, bir hayır gelmemiştir. Gelmesi de zaten mümkün değildir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, "Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü." Nisa suresinin 54. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Nisa 54? "Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hz. İbrahim ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik, onlara büyük mülk verdik." Gerçekten de babamız İbrahim deniyor. Neden babamız İbrahim deniyor?
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsmail soyundan geliyor. Musa ve İsa ise Sak soyundan geliyor. Ve Allah-u Teala hem Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesinde de Ankebut suresinin 27, 57 değil. Ve vehebna lehu İshaka ve Yakuba ve cealna zürriyeti min nübüvvete vel kitabe ve ateynahu ecrehu fid dünya ve ennehu fil ahirete mine salihin. Yani görüyoruz ki babanız İbrahim'in dinine tabi olun dendiği zaman bu din Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Nübüvvet ve kitap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde sabit kılınmıştır. Yine hadis 26'da ve lekad ersalna Nuhan ve İbrahim'e ve canna fi zürriyeti min nübüvvete vel kitabe, onun zürriyetinde nübüvveti ve kitabı sabit kılıyor. Fe minhum muhted, bir kısmı onlar hidayet ediyor ve kesir minhum fasikun, ve bir kısmı da kesinlikle fasıklar oluyor. Onun için babanız İbrahim'in dinine tabi olun dendiği zaman aslında ne demiş oluyor Allah Teala? Peygamberlerin, Resullerin dinine. Çünkü bütün peygamberler aynı dini insanlara açıklıyor. Resuller de peygamberlerin getirdiği dini insanlara açıklamak ve yaşatmakla vazifeli. İşte en büyük nimet bu. Ve yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere mahset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Hasedi, başkasına verilenlerin onlardan yok olması, verilmemesi noktasında bir mesaja sahip. Ama Allah Teala diyor ki hayır, biz İbrahim Aleyhisselam'a bundan daha bir seviyede bir şey yok. Kitap ve hikmet vermiştik. Maide 62'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide suresinin 62. ayet-i kerimesi. Onlardan birçoğunun günahta ve düşmanlıkta, haram yemekte birbiriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Halbuki Allah Teala diyor ki ta'avvenu bil birri ve takva, birde ve takvada yardımlaşın. Ve la ta'avvenu bil ismi vel udvan, ve günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Haset ve fumu nefsimizin çok önemli bir afetidir. Ve mutlaka kalbimizden temizlenmesi gerekir. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürmüş. Hasedin zıttı ise gıpta. Allah-u Teala bizden, bizim dışımızdaki insanlara gıptayla bakmamızı emir buyuruyor. Üçüncü sual, başkalarının bize zulmetmemesi, düşmanlık etmesi halinde nasıl düşünmeliyiz? Başkalarının bize zulmetmesi, düşmanlık etmesi halinde nasıl düşünmeliyiz? Bir kere Nebi'de Sultan-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zalime de mazluma da yardım edin. Başka birisi bize hakaret etti, vurdu, başka bir şey yaptı, zulmetti. Şunu düşünmenize sebebiyet vermeli. Bir, bu kişi bana zulmettiğine göre
Ben bu işten kazançlıyım. Çünkü bana derecat kazandırdı. İki, madem ki üzülüyorum, nefsimde falanca afetin varlığı sebebiyle üzülüyorum, öyleyse o afetimi de yok edebilmek için daha çok zikretmem lazım. Görüyorsunuz ki dışımızdaki insanlar ya bize derecat kazandırıyor, eğer zulmetmişlerse, veya evet derecat kazandırıyor bir, ikincisi bu yapılan zulümden biz üzülüyorsak nefsimizin afetinin farkına varıyoruz. Bunların her ikisi de faydadır. Allah Teala bir şeye müsaade ettiyse, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. Allah Teala serül hisaptır. Bakara 202'de Ulâke lehum nasîbun mimmâ kesebû, Allahu serîul hisâb. Hadiste zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım edin. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü azaltarak yardım edebilirsiniz. Örneğin En'am suresinin 108. ayet-i kerimesinde puta tapanların ilahlarına sövmeyin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böylece bütün ümmetlere amellerini süsledik. Şimdi Rabbine de o zaman yapmış oldukları şeyi haber verecektir. Yani şimdi siz eğer söverseniz onun zulmünü arttırmış olursunuz. Halbuki onun ilahına zulmetmemezseniz o zaman o da haddi aşarak Allah'a sövmeyecektir ve böylece zalim olan birisinin zulmünü azaltmış olursunuz. Yani buradaki kötülüğe karşı hayırla mukabele etme veya kötülük yapma. İnsanlar negatif davranışta bulunabilirler. Ama biz de o negatifle cevap vermemiz doğru değil. Yapılması gereken şey sessiz kalma, affetme ve kötüye karşı hayırla mukabele etme. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah-u Teala nefsinizde bulunan zulüm, haset, düşmanlık gibi bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Sizce Allah'a ulaşmak ne demektir? Onun dediği namazı, zekatı, fitresini, hacca gideceksin. Onun dediği şeyleri yerine getireceksin. Tabii Allah'ı birebir göremeyiz, yanına gidemeyiz. Öyle bir şey yok. İslam'ın gerek olan şeylerini yerine getirmek. Yoksa yakından birebir temasla sizden görüştüğümüz gibi görüşemeyiz. İyi bir insan olmayı, karşı insana da kendinin gibi düşünebilmeyi. Yani bunları anlıyorum. Her şeyden önce Allah'ı tanımak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, haramlarından uzaklaştırmak. Allah'ın bize üfürdüğü ruhu yaşarken onun zatına ulaştırabileceğimizi söylesen. Vallahi şimdi öyle bir şey olarak duymadım ama öldükten sonra ruhumuzu zaten teslim edeceğiz. Yani o konuda o kadar bir geniş bilgim yok. Her an Allah'ın gözetiminde, onun iradesi altında hissetmemiz lazım. Yani ruhumuzla attığımız her adımda, düşündüğümüz her şeyde, aldığımız her nefeste
Yani Allah'ın varlığını hiçbir saniye bile aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. Yaşarken ruhunuzu Allah'a teslim etmek ister miydiniz? İlla ki tabii canım. Yani kime teslim edeceğiz? Cenab-ı Allah'tan başka sığınacak yerimiz mi var? Sırf benim istemek değil, bütün inananların arzusu bu olur herhalde. Allah bizden Kur'an-ı Kerim'de bu noktada bir dilek beklediğini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiç Allah'a, Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum, senin dostlarından olmak istiyorum gibi dualar ediyor musunuz? Ölürken diyoruz işte şöyle olsun, böyle olsun, dualarımızı her zaman ediyoruz. Onda bir şeyimiz yok. Vallahi bu bizim istememizde oluyorsa, istiyoruz tabii de Allah'ın takdiri bence. Bir misafirimiz, Allah'ı birebir göremeyiz, yanına gidemeyiz, böyle bir şey yok dedi. Allah'ın zatını görmek, yanına gitmek mümkün müdür? Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir. Ama onlar Allah'ı görebilecek vasfın liyakatın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Bir cinin de beşinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Allah'ın zatı baş gözleriyle değil, kalp gözüyle görülür. Necm 11'de Miraç olayında Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözleriyle Allah-u Teala'nın zatını gördü. Alimran 18'de Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ul ilmi. Yani melekler de Allah'ın zatını görüyorlar. İlim sahibi olan mürşitler de Allah'ın zatını görüyor. Zuhruf 86'da La yemlikune lezine min duni şefaate ila men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Onlar ondan Allah'tan başka taptıkları şeyler fakat malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Yusuf 108'de sahabe ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben ve bana tabi olanlar basiretle kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Kaf 37'de اَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ هَلْقَ السَّمَعَ وَهَا شَهِيدٌ Bakara 140'ta ise yine aynı şekilde Allah Teala Allah'ın zatını görenlerden bahsediyor ama Allah'ın zatını görenlerin bu liyakat sahibi olduklarını Allah Teala bize söylüyor. İşte yoksa siz Hazreti İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyan'dır mı diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Yani demek ki mürşidi yalanmak aynı zamanda Allah'ın yanındaki şahitliği de yalanmak demek. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah Teala birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kardeş olun buyuruyor. Ve bu kardeşliği yaşamak için mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Bunu öğreten binlerce insan var. Ama şimdi bunların için bin tane de beş tanesi düzgün. Gerçekten kalben yapanlara bakmak lazım. Bir başka insana ben aracı koyamam çünkü Allah aracılığa karşı. Mürşit herhalde Allah'ın kendisi olur tahmin ediyor. Yani mürşit olmaya bir insana koyamam araya. Önümüzde bir Kur'an var, artık peygamberimiz var. Yani. Onların izinden gidip de bize bilmediğimiz şeyleri öğreten ve yaşamamızı sağlayan öyle bir mürşitle tabi olmak isteriz tabii. Önderimiz peygamber tabii. Tabii. Ya, o öğretti bize dini. Peygamberler necidir? Tebliğ edendir. Dini söyleyendir. O hangi kavme gitmişse. Ama aracı değildir. Tebliğ alırım. Allah'la itibatımı kurarım. Kurabildiğim kadar. Ne diyorduk onlara kilisedeki şeylere? O işe girer bu sefer. Aracı, Allah aracıyı istemiyor ki. Şah damarınızdan yakın olan diyen bir Allah. Nasıl aracı koyarım ben ona? Bu o zaman şirk olmaz mı? Az önceki farklı bir cevap verdim belki ama yani mürşit olması da gerekli mi illaki bizim yaşantımızda, İslamiyet yaşamımızda? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki o kadar çok sahte şeyler var ki o varisler filan. Yani hangi birinize inanacağımızı. Yani o çok kritik bir çizgi, çok kritik bir nokta.
Bir misafirimiz peygamberler tebliğ edendir, dini söyleyendir, aracı değildir dedi. Tebliğden sonra peygamberlerin görevi biter mi? Tabii ki bitmez. Kaldı ki önemli olan insanların peygamber hakkındaki görüşleri değil, Allah-u Teala'nın peygamberler hakkındaki görüşleri. Allah-u Teala bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olduğunu buyuruyor. Enbiya 73'te. Enbiya 73'te bahsi geçen asaleten devrin imamının 9 açıdan insanlar için bir vasıta olduğunu Rabbimiz ayetlerde buyuruyor. Şimdi Nebi Resul'le Leveli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Allah-u Teala her devirde asaleten devrin imamının bir tek kişi olduğunu buyuruyor. Nebi Resul arasında fetret döneminin varlığı söyleniyor. Peygamber Efendimiz son Nebi, son şeriat kitabının sahibi. Aynı soydan Hazreti İbrahim'in soyundan geliyorlar. Sadece insanlardan seçilir ve Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Nebi Resullerin görevi 5. Nebi Resulü asaleten devrin imamı, asaleten şefaat etme yetkisine sahip. Öyleyse görüyorsunuz ki bunlar yoksa insanların hedeflere ulaşması mümkün değil. Kaldı ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bizzat mürşide tabi olmayı farz olduğunu söylüyor. Mürşide tabiyet. Bunlar da Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in söyledikleri. Siz Peygamber Efendimiz'in bu özelliğini kabul edeceksiniz ama söylediklerini yerine getirmeyeceksiniz. Bu olmaz tabii. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o zaman Risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Makki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Nur 54'te Allah Teala Resulün vazifesi tebliğ, sizin vazifeniz itaat. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz itaat etmezseniz Allah ve Resulüne düşen, yükletilen tebliğdir. Size düşen sorumluluk ise size yükletilen de eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz buyuruyor. İtaat. Resul tebliğ eder, bizler de itaat etmekle vazifeliyiz. Diğer suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ biz hidayete erdiririz, ona yola ulaştırırız ama dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Enbiya 73'te ise asaleten devrin imamları, secde 24 ise devrin imamlar, asaleten devrin imamı olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamından bahsetmek söz konusu. Allah'ın Resullere verdiği görev Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmektir. Tebliğ ile görev tamamlanır. Herkes kendi kararıyla kendisi kurtaracaktır. Veya kurtaramayacaktır. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayet üzere olur. Kim dilemezse dalalette olur. Evet. Şura 13 ve Rahat 27. Ulaşmayı dileyenler hidayet üzere, ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır. Rahat 27 bunu net olarak bize söylüyor. اَنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ اللّٰهِ dileyeni dirayete bırakır. وَيَّتْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ وَيَنُنَنْ ulaşmayı dileyeni de kendisine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Size bir soru arz edecektim. Allah'ın ayetlerine zulüm etmek ne demektir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak. Allah'ın ayetlerine zulüm etmek ne demektir? Allah'ın ayetlerine zulüm etmek, Allah'ın ayetlerini hiçe saymak demektir. Allah'ın binlerce nehi, yasağı, binlerce emri vardır. Onların her birine itaatsizlik ettiğiniz zaman, emrini yerine getirmediğiniz zaman kendinize de zulmetmiş olursunuz. Örneğin insanlar var, biz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi devreye almıyoruz derler. Allah üzerimize 11 defa farz kılmasına rağmen 12 defa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu Allah'a ulaştırma konusunda faaliyete geçmezse o kişi Allah'ın bu 11 tane 12 tane farzına zulmetmiş olur. Yerine getirmediği zaman. Arap suresinin 9. ayet-i kerimesi وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفِسَهُمْ بِمَا كَانُوا عَيَاتِنَا يُزْلَمُونَ مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ kimin hasenayi tartılara hafif gelirse işte onlar nefsini hüsrana düşürenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerine de aynı zamanda zulmedenlerdir. Yani ayetlerdeki emirleri yerine getirmeyenlerdir. Araf 9 böyle, Kehf 105 yine aynı şekilde, Bakara 159'da ise ayetleri izleyenler var. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Allah razı olsun. Biliyoruz ki şeytan her zaman insanları Allah'ı zikretmekten uzaklaştırıp düşmanlıkları arttırmak ister. Sizce düşmanlıkların yerini dostluğun alması için zikir yapmanın önemi nedir? Senin düşüncene göre karşına ona göre bir insan çıkıyor. Düşüncende kavga varsa kavga edecek insan çıkıyor. İyilik varsa iyilik edecek. Yani senin düşüncen önemli bence. Nasıl bir insansan karşına da öyle birisi çıkıyor. Toplumumuzun genelde o şekilde olması gerekiyor ki ama şeytan her zaman var. Yine de bir şeytan şeytanlığını yapacaktır. Fakat biz mümkün olduğu kadar kalbimizden Allah sevgisini çıkartmamız lazım. Devamlı zikir halinde olmamız lazım. 14 asır önce bütün sahabe bu adımları takip ederek kendilerine düşmanlık edenlere bile iyilikle karşılık veren bir noktaya ulaşmışlardı. Sizce aynı şeyler günümüzde yaşanabilir mi? Günümüzde her şey çığırından çıkmış. Biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor. Biri öyle olmaz diyor, biri böyle olmaz diyor. Tabii isteriz ama şimdi o türde fazla bir şey yapanları da farklı bir şey görüyorlar. Kategoride görüyorlar. Aslında yaşanabilir. Niye yaşanmasın? Yaşanmaması düşmanlığı yani ateşe odun atmaktır. Daha da büyütür işi. Ama iyilikle karşılık verdiğimiz zaman tabii ki o söner. Ben de katılıyorum. Olması lazım. Ama maalesef olmuyor. Nefis devreye giriyor. Olamıyoruz. Kibir, nefis. Yani benlik giriyor aslında. Başka bir şey değil bu. Peygamberimiz ki amcasını öldüreni affettiğine göre biz onun yolundayız diye nasıl iddia edeceğiz o zaman? Bir misafirimiz senin düşüncene göre karşısına bir insan çıkıyor. Düşüncende kavga varsa kavga edecek insan çıkıyor. İyilik varsa iyilik edecek biri çıkıyor. Karşımıza çıkan insanlar bizim düşüncelerimize mi göre şekillenir? Eşyanın tabiatı şunu söylüyor. Her etki kendi istikametinde tepki doğurur. Bizden çevremize nefret, huzursuzluk, düşmanlık akıyorsa, çevremizdeki insanlardan da bize düşmanlık, nefret akacaktır. Bizden çevremize sevgi eğiliyorsa, çevremizdeki insanlardan da sevgi dönecektir. Yani ne ekersek onu biçiyoruz. Düşmanlık eken düşmanlık biçer. Dostluk eken dostluk biçer. Dostluğu besleyebilmemiz için çok zikredeceksiniz. Başkalarından intikam almak için değil, başkalarına huzur dağıtmak için Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Eğer sevilmek istiyorsanız önce siz seveceksiniz. Yani onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Allah razı olsun. Evet, görüntülü bir sualimiz var inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Sayın Çapar Hocam. Dinimize, inancımıza karşı düşmanlık gösteren kişilere sinirlenince günah işlemiş olur muyuz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Çapar Hocam. Sizi çok ama çok sevdim.
Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Dini inancımıza karşı düşmanlık gösteren kişilere sinirlenince günah işlemiş olur muyuz? Hangi konu olursa olsun tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar size, bize ne söylerse söylesinler, biz sakin bir standartta Allah'ı onun eserini müdafaa edecek. Bu asli görevimiz. Ama bu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyor musunuz? Eğer bunu içinizde saklı tutabiliyorsanız hayır. Ama sinirlenmenizi karşı tarafa intikam alacak şekilde ona bağırarak, ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsanız o zaman derecat kaybetmeniz söz konusu. İşte Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينُ فِنْكُوْنَا فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِنْ غَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ. Bu durumda öfkelerini yutanlar işlerinde sakladıkları öfke sebebiyle derecat kaybetmezler. Ama bu öfke spiralı dışarıya taşırsa o zaman derecat kaybediyor. Ali İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi onlar, biz veçimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerinin müminlere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Meşlerini Allah'a teslim edenler, onlar öfkelenmeyenlerdir. Öfkelerini yutanlardır. Öfkemiz dışarıya taştığı noktada kesinlikle derecat kaybediyoruz. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, mizan tutulmaması ne demektir? Kimlere mizan tutulmuyor? Açıklar mısınız? Mizan tutulmaması o kişinin hayırlarının sıfır olması manasındadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, lika Allah'ı inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Ama kişi Resul ve ayetlerle alay ederse, o zaman başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı derecatlar da kayboluyor. Dolayısıyla o kişi için mizan tutulmuyor. Yani bir kişinin kendi yaptıkları hayırlar var. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ameller boşa gidiyor, Kehf 105. Bir de başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle artı dereceler var. O kişi eğer Resul ve ayetlerle alay ederse Allah Teala 106'da onun da boşa gittiğini, فَلَا نُقُمُوا لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَزْنَ. Kıyamet günü onun için mizan tutulmuyor. Mizan tutulabilmesi için hayırların ve şerlerin olması lazım. Ama bu mizan tutulmayanlar hayırları sıfır, şerleri sonsuz olanlardır. Bu ceza mizan tutulmamasının arkasında ayetlerle, Resullerle alay etmesi sebebiyledir. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, okullarda öğretmenin anlattığı konulardan sınavlara geliyoruz ve sınıf atlıyoruz. Allah'ın yolunda ilerlemedeki sınavlarımızda mürşidin öğretisinin rolü nedir, açıklar mısınız? Mürşidin öğretisi yoksa sınıf geçmemiz ve seviye atlamamız mümkün değil. Onun için Allah'a giden yolda Allah'ın dinini öğretmesinde mürşid farz. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Burada kurtuluşa müteallik olan öğretinin temelinde kişinin Allah'tan öğrenmesi ve öğretmesi söz konusu. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, şefaat nedir, açıklar mısınız? Şefaat Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olduğu noktada o güne kadar işledikleri günahların sevaba çevrilmesidir.
Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmak üzere Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişiyle Allah arasında mağfirettir. Başın üzerine gelen devrin imamının o kişi için Allah'tan mağfiret talebi yine mağfirettir. Ama devrin imamı ile o kişi arasında bu olay şefaattir. Şefaat, devrin imamının talebiyle, mağfiret talebiyle sevaplar ve günahlar sevaba çevriliyor. Onun için Furkan 70'te Allah Teala bunu açıklıyor. Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyr eyler, Mevla görerim. Neyler neyse güzel eyler. Allah razı olsun. Buğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kehf 28, Bakara 115'te geçen veç kelimesinin din alimleri Allah'ın rızasını dilemek diye tabir ediyorlar. Bu kişiler için Bakara 159'da ayetleri gizleyen kişilerdir diyebilir miyiz? Evet. Kehf 28'de Allah Teala vesbir nefseke ma'allezine yed'une rabbem l'gadati ve aşi yudine ve şev. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın zatını dilemek söz konusu. Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Bakara 115'te لِلَّهَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَا وَجْهُ اللّٰهِ Doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın veşi zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti ve lütfu geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır. Allah'ın ilim ve rahmetiyle şey kuşatması, bir de Allah'ın zatı. Allah'ın zatı yoklukta ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Bu kişiler için Bakara 159 ayetleri gizleyen kişilerdir diyebilir miyiz? Evet. İşte Allah'ın kendisine öğrettiği kişi ancak bu ayetlerin gerçek açıklamasını yapabilir ki her devirde bu devrin imamıdır. Kanada'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, deist yani sadece bir yaratıcının olduğuna inanan ama kitaplara, peygamberlere inanmayan birini nasıl inandırabilir, tebliğ yapabiliriz? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Allah Teala bunu Nisa suresinin 149-150. Ayetlerinde 151'de 150-151'de ennellezîne yekfurûne billâhi muhakkak onlar Allah'a ve onun Resulünü inkar ederler. Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Bunlar küfürle imanın arasında bir yol itaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Şimdi bakalım beraberce. Kişi diyor ki ben Allah'a inanıyorum deist yani sadece bir yaratıcının olduğuna inanan ama kitaplarına, peygamberlerine inanmayan birini nasıl inandırabiliriz, tebliğ edebiliriz? Bu konuda doğru düşüncemiz. Allah Teala bunları söylüyor. Muhakkak ki onlar Allah'a inanıyoruz, Resullerini inkar ediyoruz derler. Veya Allah ile onun Resulünün arasını ayırmak yapmak isterler. Ben Allah'a inanıyorum ama Resul'e inanmıyorum derler. Veya Resullerden bir kısmına inanıyoruz, bir kısmını inkar ediyoruz derler. Bunların hepsi gerçek kafir olduğunu Allah Teala söylüyor. Onun için emanet üzerinde emanetü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve yevmil ahir yani bütüne inanmak ve o emri A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Nasıl
Hiçbir şeyi başıboş bırakılmamıştır. Her şey insan için ama insan da Allah için ve Allah-u Teala kutsal kitaplar göndererek o insanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini A'dan Z'ye kadar tarif etmiş, açıklamış. Yönetmeliklere, kanunlara uyanlar mükafatı, uymayanlar cezayı göreceklerdir. İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Lokman Suresi 20. ayetinde ve sizin üzerinizde görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı buyuruyor. Buradaki görünen ve görünmeyen nimetler nelerdir, açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın Rahman esması ile bize verdikleri envai çeşit fiziki nimet vardır. Ama Allah-u Teala'nın Rahim esması ile bize verdikleri fizik ötesi görünmeyen çok şey vardır. Örneğin rahmet, fazıl, selavat, sekinet ve daha ötede aynel mekli mertebesindeki birçok ayetler. Bunlar hepsi görünmeyen Allah-u Teala'nın ayetleri, nimetleridir. Allah razı olsun. Tefsirde gözlerimizle görebildiklerimiz görünenlerdir. İşte fiziki envai çeşit nimet var. Göremediklerimiz de görünmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın nimetleri üzerimizde çoktur. Verdiği akıl görülmez ama bir büyük nimettir. Düşünme kabiliyeti, idrak, vücuttaki görünen, standarttan ötesinde vücudu kontrol altında tutan irade, görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetler. Bir fizik kalp, vücuda kan pompalayan, kanı tekrar çeken, temizleyip tekrar vücudu dağıtan bir organdır. Bir de manevi kalp var. Nefsin kalbi, ruhun kalbi, birinin muhtevasında afetlerle, ötekinin hasletlerle dolu. Ne nefs ne de ruh baş gözüyle görülür. Sadece fizik vücut görülebiliyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mehmet Akif Ersoy bir sözünde ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak diyor. Rum suresi 30. ayet-i kerimede belirtilen artık hanif olarak ve çini din için ikame et emriyle kulun hakkı tutup kaldırması arasında bir ilişki var mıdır? Elbette. Hakkı nasıl tutup kaldırabiliriz? Allah'ın emrini yerine getirerek. Örneğin Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benim insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onu da fitneden kurtulacaklardır. Ve yine dünya her cümert içerisine girdiğinde Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünya adalete doğuracak birini mutlaka gönderecektir. Dolayısıyla hakkı tutup kaldırmak Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bu programın da sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. El Fatiha ma selavat. Allah razı olsun.